Bu ikinci sınıf duruma düşmenin nedenleri arasında hadisin rolü nedir? Yani fıkhın rolü nedir? Erkeklerin bunların elinde olması durumu nasıl, hangi noktada daha kötü hale getirmiştir kadınlar söz konusu olduğunda? Bir kere Farabi'de de vardır, Foucault'da da vardır. İktidarda olan bilgiyi oluşturur. Dananın kuyruğu burada kopuyor. Yani iktidarda kim var? Şimdi fıkıh ve hadisin roller derken, fıkıh ve hadisle ağırlıklı iştigal edenler burada ve kurumsallaşma döneminde başlıyor bu iştigaller daha ziyade. Çünkü kurumsallaşma dönemin kaygısı şudur: din artık kuruldu, bozulmadan nasıl korunması gerekir, devam koruyalım ettirilmesi bunu? Yani onu harekete geçiren süreç muhafazakarlaşmadır. Ve burada ağırlıklı olarak erkek egemen bir bilim dünyası var. Yani bilgiyi oluşturan kim? Bir çalışma yapılıyor Amerika'da yeni hocam. Yani yeni derken bu çağdaş bir çalışma. Belenki diye insanlar kadınlara soruyor, kadınlarla ilgili. Diyor ki kadınlar, ben 5 tip gördüm diyor hocam Amerika'da. Suskunlar var. Eyvallah. Suskunlar şu. Bu onun şeyleri. Bir emir geldiği zaman beyefendiden ya da bir erkekten tekrarlamaksızın itaat etmek. Tamam. Suskunluktan onu kastediyor. Sonra diyor ki edinilmiş bilgi. Yani beyefendi söyler, erkek söyler. O onu aynen bir bant gibi tekrar eder. Üçüncüsü diyor öznel bilgi. Kadın ilk defa kendi sesini duyar. Zayıf da olsa, güçsüz de olsa şöyle diyebilir: efendim ya, benim de kendimce şöyle bir fikrim var. Ses diyor kadının kimliği için, kişiliği için önemli şeydir. Ses, yani benim fikrim. Eğer bir kadın benim fikrim şu diyemiyorsa, statüsü yüksek de olsa veya efendim yönetici de olsa, eğer kendi fikrini söyleyemiyorsa, aslında diyor kadın kimliği yoktur. Yani o zaten var olanı tekrar. Sonra diyor ki asıl nokta yaşantısal bilgide, prosedürel bilgide. Şunu söylüyor: peki diyor, erkeği diyor güçlü yapan kim? Biz diyor erkekle tartışmayı bırakalım. Erkeği güçlü yapan ne? Bilgiye ulaşma yollarını ellerinde tutmasıdır erkeği. Anladım. O zaman diyor kadın için asıl olan bilgiye ulaşma yollarını. İslam dünyasında kadınlar bilgiye ulaşma yollarını ellerinde tutabilecek konu. Tamam, zaman zaman İbni Hacer'de olmuş, işte hadisler almış etmiş ama bunu elde tutamamışlar. Bilmiyorum Çiğdem Hanım ne der bu konuda? Bir şey söylemek ister misiniz? Evet hocam, bilgi kimin elinde? Ya o bir, sanırım bir süreç. Ta başından itibaren, işte Aristo'dan itibaren geldiğimizde, işte kadının insan mıdır, değil midir sorusuyla başlayan. Onu da erkekler Biz, tartışıyor evet, onu da onlar tartışıyor. Dolayısıyla hep tanımlayan, Hazreti Adem'den beri ad değil mi? koyan erkek olunca ve bu Evet. durumda ismi konulmuş olan varlık, benim ismim ne diye Sorusunuz. sorusunu bir gün sormak zorunda. Yoksa yani bu şekilde devam edip Evet. gitmek zorundayız. O soruyu, benim adım ne, benim işte kadın dediğimiz şey ne? Öncelikli olarak insan denilen varlığın ikinci bir unsuru mu? Yani hani birbirini zıtlayan erkek ve işte kadın birlikte insanlığın türünü oluşturuyor. Şimdi bilginin oluşma süreci, bilginin oluşma sürecinde baktığımızda erkek evet bilgiyi inşa etti ve bilgiyi oluşturan o, Kadın bunun da buna göre kendini tekrarını tanımladı aslında. kendini tanımlıyor. Hatta feministlerin şöyle bir ilk ortaya çıktığı zaman, biz düşünmeyi bile erkeklerin düşünme şekline göre öğrendik diyor. Dolayısıyla hani kadınca bir düşünme var mıdır, nasıl olur tartışması ayrı bir tartışma elbette.